Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Dün akşam yeni vakalarımız olduğu bilgisini paylaşmıştım. Yeni tanı konan, dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana dün akşam itibariyle toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yerel saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Yurt dışından bugün ve yarın gelebilecek olan yasak koyduğumuz ülkelerden özellikle öğrencilerimiz de var. Ve biz 14 gün burada izole edilmeleri şartıyla uygun görülen. Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri veya hastalık bulgusu olan vatandaşımızı zaten hastaneye alıyoruz. Hastalık bulgusu olmayan, herhangi bir yakınması olmayan kişiyi de temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Dolayısıyla hastane yataklarımızı bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Ve bu dönemde yurtlarımız da zaten boş olduğu için bunu kullanmamızda bir sakınca olmadığını düşündük. Hocalarımız da o kanaatte. Umre'den gelen 5000'in üzerinde vatandaşımızı biliyorsunuz gözleme aldık. Özellikle yüksek öğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Ve bu dönemde sağlık durumları da yakın takip edilip yine bilim kurulunun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor.